Efendim merhaba. Yine baş döndürücü bir haftaya başlıyoruz. Zaten haftalardır başımız dönüyor, döne döne bir hal olduk. Düşünebiliyor musunuz? Ülkenin gündemini, Türk siyasetinin gündemini ve ekonomisinin gündemini, üstelik hukuk arenasının gündemini ve emniyet anlamında söylüyorum, iç güvenlik gündemini belirleyen iki kişi var. Bu iki kişiden birisinin adı Sedat Peker, ötekinin adı Sezgin Baran Korkmaz. Her ikisinin de ortak paydası ne, suçlaması ne? Her ikisinin de ortak paydadaki suçlanmaları şu: organize suç örgütü mensubu olmak. Peki efendim, düşünebiliyor musunuz şimdi? İki tarafın, bu iki şahsiyetin yaptığı açıklamalarla birlikte Türkiye'de, bağışlayın ifademi, bağışlayınız lütfen beni, ama bir lağım açıldı, ortalığa pis kokular saçılıyor. Pis sular her tarafı istila ediyor. Bunların sonucunda umarım ki Türkiye doğru bir yere gidecek ve hepimiz bundan ders alacağız. Muhalefeti de, iktidarı da ve biz halk olarak da sonuçta bütün bu pislikler temizlenecek. Şimdi gelelim efendim, hepimizin bildiği şekliyle suçlamaları dile getireceğim. Bunun sonucunda nereye varılabilir, nereye varılamaz, bundan da söz edeceğim ve bu programda sizinle ben birkaç konuda buluşmak istiyorum. Tek bir konudan söz etmeyeceğim ama hepsinin bir ortak paydası var, o da şu: devlet ciddiyeti kayboldu. En üzücü yanı bu. İçimizi en çok paramparça eden kısmı bu. Neredeyse Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Anadolu Selçuklusu, hatta Büyük Selçuklu'dan alın, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti toplamı 1000 yılı geçiyor yahu. Geldiğimiz yere bakar mısınız? Aşiret devleti kimliğine tuhaf bir yere geldik, büründük. Niçin bu ifadeyi kullandım? Konuşmanın sonuna doğru sizlerle buluşturacağım. Ancak hemen konuşmaya konular seçmiş olduğum, görüyorsunuz önümde, zaten her zaman yazılı çalışırım, seçmiş olduğum konulara girmeden önce bir husustaki üzüntümü, korkumu, kuşkumu, endişemi de sizlerle paylaşmak istiyorum. O da şudur: İzmir HDP il binası, başkanlık binası, basılarak orada çalışmakta olan masum bir kız öldürüldü. Deniz Poyraz adı. Şahsiyete bakar mısınız, öldüren şahsiyete? İşte gitmiş güneyde, Suriye'de de orada bir sağlık grubunda yer alan birisi ama silahlara meraklı, silahlı eğitimler almış, o olmuş, bu olmuş. Arkasında çok şey anlatılıyor ve yargılama aşamasında çok şey öğreneceğiz. Şimdilik işin o kısmında değilim. Ama pek çok kişi şunu söyledi: efendim bu bir provokatör, bu bir provokasyon. Sorum şu: ya bu bir provokasyon değilse? Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? 1 Mayıs 1977-12 Eylül 1980 arası olan 3 yılı bu ülkede yaşamış bir kuşağın mensubuyum. Bunlar üzerine kitaplar yazmış, makaleler yazmış bir kişiyim. Bakın, eğer bu bir kişisel eylem değil, bu bir organizasyonun sonucuysa arkadaşlar, tekrar söylüyorum, o 3 yılı yaşamış bir kuşağız biz. 12 Eylül 1980'de ve sonrasında ülkenin nerelere götürüldüğü, hangi felaketlerin içine atıldığını yaşadık, yaşıyoruz. Bunları öğrendik. O 3 yıl nelere mal oldu bu ülkeye. O nedenle şimdi yargılama aşamasını bekleyeceğiz. Ancak üzüntümü bir kez daha ifade edeyim. Öldürülen bu kadın, orada emekçi, işçi, anası orada çalışıyor. Anasının yerine o gün gelmiş ve sen giriyor bir kadın öldürüyorsun. Hangi Türk töresinde var bu? Olabilir mi böyle bir zırvalık? Olabilir mi böyle bir saçmalık? Üstelik de pişmanlık duymadı ve içinin soğuduğunu söylüyor. Neyse, bu konuyu burada noktalayayım. Herkes aklını başına devşirsin. Şimdi gelelim efendim asıl üzerinde duracağım konulara. Yani Peker dosyasına, yani Korkmaz dosyasına. Şimdi değerli arkadaşlar, bu konu yalnızca siyasal iktidarla ilgili ya da oradaki işte İçişleri Bakanı ile görüştü, görüşmedi. Şimdi o konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Yalnızca orasını hırpalamıyor, muhalefet kanadını da hırpalamaya başladı. Dün akşam Tele1'de benim çok sevdiğim, saydığım, zaman zaman konuştuğum, yani irtibatım olan iki çok değerli gazeteci, birisi Uğur Dündar, zaten herkes ABD'ye hitap eder biliyorsunuz, ötekisi Yılmaz Özdil. Yılmaz Özdil'in attığı tweetler üzerine, ki kimle ilgiliydi bu? İşte söylemiş oldum, Korkmaz'la ilgili. Yani kısacası SBK ile ilgili. Onun üzerine çok sinirlendi Uğur Dündar. Ona da müthiş tepkiler gösterdi. Yılların ilişkisi bozuldu, öyle görünüyor. Bilmiyorum, umarım ki toparlanır. Bakın, demek ki yalnızca tek bir kanadı hırpalamıyor. Bak, geldi muhalefet kanadını da hırpaladı, orayı da parçalıyor. Şimdi efendim, düşünelim, olanlara, bitenlere bir bakalım. Olan biten şu:
bu konuşmaya başlamadan önce Yaşın Aya'nın bana gösterdi. İnternet ortamına da düşmüş, sosyal medyada da yazılmaya başlanmış. ABD'de bakanlık Korkmaz'la ilgili olarak, yani ABD'nin dolandırılmasıyla ilgili olarak, bu Kingston kardeşler, işte orada başka bir kişinin de Amerika vatandaşının daha ismi belirtiliyor efendim. Bunların Amerika'yı dolandırması konusunda işte 133 milyon doların da aklanmasıyla ilgili olarak SBK'nın, yani bu Korkmaz'ın burada yer aldığı, Sezgin Baran Korkmaz, SBK diye kullanayım, isim uzun çünkü. Hep klasik öyle kullanıyoruz ya efendim. Şimdi bununla ilgili olarak oradaki hesapları 225 yıla kadar hapisten söz ediliyor. Orada tek tek sayılmış onların hepsi. Peki ABD ne diyor? Daha önce Korkmaz'ın avukatından öğrendiğimize göre Avusturya'da gözaltına alınmıştı. Halk TV'deki yaptığı konuşmadan hemen bir gün sonra gözaltına alındı. Oraya bağlandı ya Halk TV'ye. Veys Ateş'in konuşmacı olarak katıldı. Daha önce söz etmiştim. İsmail Saymaz'la konuşmuştu Halk TV'de. O nedenle de büyük de tepki var. Haksızlık aslında, yani sonuçta orada bir şey, gazetecilik, yayıncılık yapılıyor. Neyse, hemen altını çizerim o konunun da. Değerli arkadaşlar, bunun üzerine işte Avusturya'da tutuklandı ve ABD şimdi talepte bulunmuş, kendisine iade talebi. Peki soru bir. Sezgin Baran Korkmaz bir zarrab olur mu? Şimdi efendim bunun iki yönü var. Bu yönün birisi Amerikan ekonomisi, yani maliyesinin dolandırılması kısmı. Tamam, ABD bununla ilgili olarak yapacak. İkinci kısmı siyasi kısım. Şimdi oradaki bu 15 sayfalık iddianame, ama bu aman yanlış anlaşılmasın. Orada bakanlık da altını çizerek söylemiş, Adalet Bakanlığı da, işte bir kişi mahkemede suçlu bulununcaya kadar herkes suçsuzdur. Tabii ki ya, bu hiç, ben de kıdemli bir sanık olarak bunu ısrarla söylüyorum. Herkes masum. Herkes masum. Bunun yolu yok. Mahkeme karar verecek. Ha diyeceksiniz ki efendim adil kararlar mı hukuka uygun? Bak onları hiç tartışmıyorum. Kendi yargılanmalarından biliyorum. Hele en son yargılanmamda öyle adalet madalet yok. Ayrı bir şey, ama umarım ki ABD'de işte vardır. Onların iddiaları o. Neyse. Şimdi buradaki iddialar konusunda A şıkkı. Ekonomiyle ilgili kısmı çok net. Suçlamalar net, iddia net, orada cezalar net. Şimdi B şıkkı var. Şimdi zarrab meselesiyle özdeşleştirdiğinizde lütfen dikkat buyurunuz. Eğer ABD buradan siyasi bir sonuç çıkaracaksa, çıkarmak istiyorsa, o zaman bu SBK'nın Türkiye'de ilişkide bulunduğu siyasetçiler konusu gündeme gelecek. Şimdi yine orada eğer Korkmaz uzlaşmaya giderse, ki çok ciddi bir hapis, 225 yıl isteniyormuş toplam. Efendim, uzlaşmaya giderse bu sefer ne olacak? Klasik polis deyimi kullanayım, ötecek. Çünkü mecburen. Kim göze alabilir böyle bu kadar uzun yıllar hapis yatmayı? İşte biz burada iddia edilen 12 dakikalık telefon konuşması var ya, Veys Ateş'le Korkmaz arasında. Onun yalnızca biz 3 dakikasını biliyoruz. Onu yayınladılar. 9 dakikasını bilmiyoruz. O kısımda SBK'nın paraya boğduğu, kısacası yemlediği gazetecilerden söz ediliyormuş. Şimdi bu gazetecilerin varlığı bize neyi anlatıyor biliyor musunuz? Bize medyadaki çürümüşlüğün, kokuşmuşluğun hangi boyutlara ulaştığını. O gazeteciler almış oldukları paralarla SBK'yı Robin Hood düzeyine çıkardılar. Adamla ilgili ne güzellemeler yazdılar, neler yaptılar, neler ettiler. İşte zaten Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil arasındaki dün gece ortaya çıkan bu büyük çatışmada tam da bunu merkeze alarak yapıldı. Bakın, yanlış anlaşılmasın buradan sakın ha, yani Uğur Dündar büyüğümüzün böyle bir para aldı falan, aman sakın öyle bir yerlere gitmeyin. Oradaki tweetler üzerine söylüyorum bu son söylediğim cümleyi. Peki efendim, Avusturya'daki tutuklanmayı kim istedi? ABD. Tekrar söylüyorum, eğer bu işe siyasi bir çerçeve çizmek istiyorlarsa, bu iş ekonomik dolandırılmadan çıkartılacak, bu tarafa çekilecek. Biz o zaman burada bir takım siyasilerin falan adlarını da göreceğiz. Şimdi bir takım siyasilerin adlarını göreceğiz derken, şimdi sorular. Veys Ateş'le yapılan o konuşmada. Veys Ateş 10 milyon avro talep etmiş ya, ve ne demiş? Efendim, Ankara'da bir takım klikler var ve bu klikler bu parayı talep ediyorlar. İşte bu parayı sen verirsen, efendim sen işte yurt dışından içeriye geleceksin, temizleneceksin, aklanacaksın. Her ne olduysa oldu.
Ama bu para verildi mi? Hayır efendim, bu para verilmemiş. Zaten Halk TV'de konuşmada da ortaya çıktı biliyorsunuz. Bu para verilmemiş. Ama şimdi bu klikler kimler? Bu klikler siyasetçiler mi? Bu klikler emniyet mensupları mı? Bu klikler bizim bilmediğimiz başka bir takım organizasyonlar, gruplar mı var? Bu gruplar adalette, bakın bu klikler adalet mekanizmasında iş takipçisi mi? Yani savcılar, yargıçlar da mı bu kliklerin içinde yer alıyor? İnsanın aklına tüylerini ürperten, ülkesi adına kabul edemeyeceği o kadar çok soruyu getiriyor ki. Bir kere bu. Tekrar söylüyorum, Ankara'daki klikler kimlerden oluşuyor ya da klik kimlerden oluşuyor kardeşim? Bunun bir ortaya çıkartılması lazım. Peki ses kaydının geri kalan 9 dakikalık bölümü açıklanacak mı? Açıklanmak zorunda. Açıklanmak zorunda. Ha diyeceksiniz ki efendim bu kaydı kim tutmuş, bu kaydı? Hiç kuşkusuz ki SBK tutmuş. O verecek medyaya. Ahmet Şık nasıl 3 dakikalık kısmını yayınladı? Ne dedi? Verilirse geri kalan kısmını da yayınlarım. Asıl buradaki vahimi, Türkiye açısından büyük problemi, MASAK kara para soruşturması varken, üzerinde yurt dışına çıkamaz kaydı varken, Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkışını kim sağladı? Bu kayıtları kim kaldırdı? Malları üzerine konulmuş olan ambargoyu kim kaldırdı? Ve en önemlisi hepimiz ezberledik. Efendim Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı'na çağrılıyor. Deniyor ki sen yurt dışına çık. Bu gerçek mi? İçişleri Bakanlığı'na gittiyse bakanla mı görüştü? Yoksa orada efendim herhangi biçimde bir nasıl diyeyimse daire başkanıyla mı görüştü? Artık müsteşarlık yok, onun yardımcısı var, onunla mı görüştü? Bütün bunların hepsinin de açıklanması gerekir. Yani bunun ABD'deki mahkemede açıklanması yerine o mahkemede bunlar ortaya çıkmadan efendim burada bir an önce bunun bir şekliyle sonuçlandırılması gerekiyor. Şimdi Türkiye dedi ki Avusturya'da tutuklandıktan sonra gözaltına alındı ama tutuklandı diyeyim ben ona. Bakın arkadaşlar, Türkiye hemen açıklama yaptı. Biz dedi kırmızı bülten çıkardık. İyi güzel de arkadaş peki ne çabuk siz bunun dosyasını klasörlerini hazırladınız ama bana şunu söyleyebilirler. Efendim biz bunu daha önce işte MASAK'ın raporu var ya daha önce takip ettik. Peki o zaman MASAK'ın raporuna rağmen nasıl siz bu adama yurt dışına çıkış izni verdiniz? Nasıl buna göz yumdunuz demezler mi adama? Aynı şekilde bu TODEX'in dolandırıcısı kırmızı bülten çıkarmışsınız. Bak onunla ilgili de o kadar çok şey anlatılıyor ki. O kadar vahim iddialar var ki onunla da ilgili olarak işte Sedat Peker anlattı ne oluyor ne bitiyor. Bunun doğru olup olmadığının da bize açıklanması gerekir. Bunun efendim Amerikan mahkemesinde ortaya çıkmasın. Burada ortaya çıksın. Ayrıca işte bir şey söyleyeyim mi? Bu kırmızı bülten meselesine ben çok gülüyorum. Kahkahalarla gülüyorum. Sebebi ne? Fethullahçılar için çıkardığınız alabildiniz mi bir tek kişiyi bile? Sanıyor musunuz ki ben çıkardım ben bunu alırım. Alabilseydiniz onları alırdınız. Niye alamadınız? Bu yalnızca içeride işte kamuoyunu bir parça ne bileyim yatıştırmak mı diyeyim artık ne dersem diyeyim. Ayrıca dediler ki Sedat Peker için de efendim biz işte kırmızı bülten çıkarıyoruz. Interpol'le verdik yakalama kararı gözaltına. Sedat Peker'in kendisi neyi açıkladı bize? Hem videolarında hem tweetlerinde efendim kendisiyle ilgili olarak Interpol'e verilmiş olan böyle bir incelemeyle ilgili rapor yok ve Interpol'ün de kendisi hakkında herhangi biçimde bir inceleme yaptığını, başlattığını falan söylemedi. Şurada bir parantez açayım. Sedat Peker konusu konuşmayacağım ama bilgi olsun diye söylüyorum. Bakın efendim Sedat Peker nerede? Birleşik Arap Emirlikleri. O bölgede en güçlü istihbarat örgütü kimdir biliyor musunuz? El Muhaberat. El Muhaberat dünyanın en acımasız, en müthiş örgütlerinden birisidir. El Muhaberat birisini korumaya aldıysa o adamı oradan alamazsınız. O adamı oradan alabilmeniz için El Muhaberat'ın o adamı gözden çıkarması gerekiyor. Parantezi burada kapatayım. Bu konuyu daha sonra da ele alacağım. Peki efendim şimdi bunun üzerine devam edeyim. Tekrar soruyorum. Korkmaz'ın üzerinde yurt dışına çıkış yasağı varken MASAK raporuna göre 4 Aralık 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nda gitti mi gitmedi mi? Bunu bir açık daha çıkarınız. Efendim daha başka sorularımız var. Hatırlayınız İçişleri Bakanı işte Habertürk'teki katılmış olduğu programda durup dururken bir ayda Sedat Peker'in 10 bin dolar maaşa bağladığı AKP'li bir siyasetçiden söz etti. Kimdir bu adam?
Tamam, bir isim orta, bir isim var ortada, ayrı bir şey de. Kimdir bu? Niçin durup dururken söz etti? Niçin yine durup dururken bürokratların siyasete gelmelerinin yanlış olduğunu, hatalı olduğunu ifade etti? Yani bürokrat kim? MİT Başkanı ile o günkü Genelkurmay Başkanı, bugünkü Savunma Bakanı. Bundan söz etti. Şimdi amirallerle bu işi bağlayacağım ama hadi bağlamayayım. Hadi bağlamayayım oradaki ana meseleyi. Peki efendim. Şimdi dolayısıyla havada uçuşan sorular o kadar çok ki. Sorulardan birisi, vahim bir soru da şu. Yurt dışından, yani Güney Amerika, Orta Amerika ülkelerinden, Ekvator, Kolombiya'dan, Türkiye'ye aktarılan, Türkiye'ye taşıtılmış olan uyuşturucu. Arkadaşlar, kokain. Şimdi en son biliyorsunuz Ekvador'dan işte bir muz konteyneri içerisinde 1,3 ton kokain indirildi ve emniyet bunu yakaladı. Yani bir yılda toplam bu kadar uyuşturucu kokain Türkiye'de yakalanırken tek seferde bu kadar yüksek bir miktar yakalandı. Mersin Yilport Limanı. Aynı şekilde karşı ülkede, Kolombiya'da, Ekvador'da da bakıyorsunuz. Aynı şirketin. Şirketi suçlamıyorum, yanlış anlamayın. Konşimento'da bir şey belirtilir. Onlar bilmez onun içinde ne vardı ne yoktu. Bilmez ama suçlamıyorum şu anda böyle ben bir şirketi. Sonuçta şimdi düşünelim. Şimdi daha önce Kolombiya'da hani 5 ton... Kimle öğrendik 5 ton kokain meselesini Kolombiya? Sedat Peker'le öğrendik. Kim açıklama yaptı? Ta oradan Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Ama böyle bir kokain taşınma meselesi Kolombiya tarafından Türkiye'ye bildirilmiş mi? Hayır. Kime bildirildi? Avrupa polisine bildirildi. Peki Amerika kıtasındaki bu uyuşturucu trafiğinin kontrolünü yapan kim? DEA. Yani Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi dediğimiz bu yer. Peki bunların haberi yok mu? Var. Soru. Kolombiya ve ABD, yani DEA, neden Türkiye'yi bilgilendirmedi? Niçin Türkiye'ye güvenmiyorlar? Şimdi bu soruların hepsinin yanıtının verilmesi gerekiyor. Arkadaşlar, Türkiye öyle bir hale getirildi ki müthiş bir uyuşturucu trafiğinin, kokain trafiğinin terminal noktası. Bakın işte konuşmanın bir yerinde söylediğim devlet ciddiyeti kayboldu dediğim problemler, işte bu problemler. Bunlara ek olarak başka bir şey söyleyeyim sizinle. ABD Başkanı ile Tayyip Bey'in görüşmesi. Ne yok orada? Daha önce de söyledim. Dışişleri mensubu yok. Yani kayıt altına alınmıyor. Peki iki devlet başkanı arkadaşlar, nasıl siz baş başa görüşme? Tamam, ABD'de kayıt altına alınıyor. Bizde alınmıyor. Orada çevirmen olarak biliyorsunuz Merve Kavakçı'nın kızı, genç bir kızı, kız evladı orada tercümanlık yaptı, çevirmenlik yaptı. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bunun Cumhur Reisi özel görüşme diyor. Biden ne dedi? Soru üzerine Türkiye dedi bunun açıklamasını yapsın. Çok özür dilerim, affedersiniz. Ben de söyleyeyim mi evlat, su verir misin bana diye. Bakın, devlet ciddiyetiyle bu bağdaşmaz. Biz daha önce de bu türlü gizli görüşmenin tanığıyız. Kimle kim arasında? Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'la Tayyip Bey arasında. Ne dediler? Bizle mezara gidecek. Olur mu böyle bir şey? Yapılabilir mi böyle bir şey? O görüşmeden sonra Ergenekon başta olmak üzere bütün bu kirli operasyonlar başladı. Bakınız, onun için söylüyorum, bir daha altın çizerek söylüyorum. Devlette resmi kayıt olur. Resmi kayıt olmazsa bunun adı aşiret devleti olur. Benim devletim olur. Şahsım devleti olur. Bin yıllık Anadolu Selçuklusu, Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti toplayın. Bin yıllık tarihi var bu devletin. Ciddi bir devlettir. Böyle şeyler olmaması gerekiyor. Şimdi bunun dışında, geçen sefer de söyledim, geçen programda da Esfender Korkmaz'ın hocanın kitabı Ekonomide Derin Güç. Bakın arkadaşlar, burada anlatıyor. İşte birinci dönem ilk 5 yıl IMF raporlarını AKP uyguladı diye ekonomi çok iyi duruma geldi. Her ne kadar şeffaflık konusunda falan dikkat etmedilerse de. İkinci devre dünyada da büyük ekonomik krizler bilmem neler oldu. Onlar da etkilendi ama Türkiye'deki yanlışlıklar üst üste geldi. Çünkü IMF raporunun o 5 yıllık dönemi bitti. İşte içeride bunlar geliyor. 128 milyar dolar kayboldu. Bunun izi sürülemiyor.
Cevap da verilmiyor. Arkadaşlar o nereye gitti, ne oldu, ne bitti? İçeride ihalelerde şeffaflık yok. Hep 5 tane aynı şirkete veriliyor. Tamam, ekonomide çok büyük derin göçük var. Kabul. Bakın bu göçük giderilir. Bak bu giderilir. Ama arkadaşlar bu cumhuriyette açılan göçük bu giderilemez. Şimdi bir tarafıyla yine Esfender Hoca bu kitabında çok güzel de anlatmış bu ihvan meselesini. Müslüman kardeşler, Türkiye ve Katar bir tek bunlara sempatiyle bakıyor, ilgiyle bakıyor. Zaten siyasal iktidar da öyle. Ama ha öteki ülkelerde olduğu gibi Müslüman kardeşlerin ihvanın da Türkiye'nin siyasetine egemen olması bu çok kolay bir iş değil. Bu o kadar kolay bir iş değil. Suudi Arabistan'ın açıklamasına göre İhvan bir terörist örgüt. Orada anlatmış zaten. Sapkın örgüttür, şudur budur diyor. Açar kitaba bakarsınız efendim. Bunu okursunuz. Ama tekrar söylüyorum bak. Ekonomideki bu derin göçük giderilir. Arkadaşlar bu anlatmış olduğum şekli ile bakın organize suç örgütü mensubu olduğu ifade edilen bu iki şahıs. Başkaları da tabii var ayrı bir şey ama şu anda önde onlar. Onların yaratmış olduğu derin göçük yani ortaya saçmış oldukları Türkiye'de yaşanan bu pislikler sevgili arkadaşlar böyle bir ciddiyetsizlikle giderilemez. Diyeceksiniz ki efendim bunların sonucunda sen umutlu musun? Bunlar toparlanabilir mi? Hayır efendim, umutlu değilim. Umutlu değilim. Üstü örtülecek. Bak bunlar bizim buradaki hukuk şeyleri mercilerine götürüldüğünde üzeri kapatacak, kapatılacak. Çünkü AKP'nin kendi içinde de çok büyük işte şu anda çatışma var, tartışma var. Tayyip Bey Süleyman Soylu'yu tamamen oyun tahtasının dışına atıyor. Ama oyun tahtasının dışına atarken içeride de derin göçükler yaratılmasını engellemeye uğraşıyor, konuşmaları ortada ama AKP'nin içinde de Süleyman Soylu'nun varlığından son derece rahatsız olan gruplar var. Onlar da Tayyip Bey'i rahatsız ediyor. AKP'nin oyları eriyor. Diyeceksiniz ki peki bu erimenin sonucunda nereye gider? Ya bütün bunların hepsini anlattın. İyi güzel de bunlar yarın öbür gün efendim seçime gidilecek olursa sonuç ne çıkar? Şimdi bunu falcı olmak gerekiyor sonucun ne çıkacağını anlamak için. Ancak örnek vermemi isterseniz hemen vereyim. Birinci örnek. Daha pazar günü yapılan Ermenistan'daki seçimler kim kazandı? Paşinyan kazandı. Peki Paşinyan ne olmuştu? Paşinyan işte bu Azerbaycan'la olan savaşta yenilmedi mi? Kendi sokakta dövülmedi mi? Ağzı burnu kırılmadı mı? Efendim Ermenistan dediğiniz ülke işte açlıkla karşı karşıya değil mi? Ülkenin gençleri ülkeyi terk etmiyor mu? E buna rağmen halk yeniden Paşinyan'ı seçti. Üstelik de burada sandığa gidilme oranı %49. Peki gelelim İran. İran'daki halk ne kadar şikayetçi değil mi? Ambargo yiyor, onu yiyor, bunu yiyor. Ne yüzünden yiyor bunları? Bugünkü işte o İslamcı iktidar, yıllar yıldır o siyaset. Peki kimi getirdiler? %62 oyla İbrahim Reisi. Bunu getirdiler. Kim bu? İşte muhafazakar, dinci birisi. Halkın %48.8'i sandığa gitmiş açıklanan rakamlara göre. İşte Cezayir'de halkın %30'u sandığa gitmiş falan. Sonuç şu, halklar layık olduklarıyla yönetilirler. Halk bir karar veriyor. Diyor ki ben şu adamla yönetilmeye ya da şu iktidarla yönetilmeye layığım. Onun için şimdi bakınız hani bizdeki muhalefetin efendim ekonomide büyük sıkıntılar var. Esfender Hoca'nın deyimiyle ekonomide derin göçük var. Sandığa gittiğiniz zaman halkın bak bu verdiğim örneklerden yola çıktığınızda farklı kararlar verebilir. Son bir iki dakikamız var mı yaşına? Peki. Çünkü Uğur Dündar Üstad'la Yılmaz Özdil'in bu çatışmasına da yer vereyim. Çünkü Sezgin Baran Korkmaz yüzünden tekrar söylüyorum bakın geldi. Bu kez işte Sözcü Gazetesi'nin iki yıldız yazarı, muhalefetin iki sesi bunlar birbirine düştü. Neden? Çünkü Yılmaz Özdil bir şey açıkladı. Dedi ki Sezgin Baran Korkmaz'ın da işte kara para aklama dolandırıcılıktan bilmem neden suçlanan şu adamın dedi ortaklarından birisi ki daha sonra işte Zafer Toprak bunun ismini açıklayacak Ekim Alptekin bu artı TV1 vardı bunun kuruluşunda parayı veriyorlar. CHP milletvekili Erdoğan Toprak da işte bir miktar para veriyor. Sonuçta bak şimdi bu televizyon kuruluşu Uğur Dündar üstadımız bir süre işte burada yorumcu olarak da yer almış.
Yılmaz Özdil bunu dile getirdi ve dedi ki SBK'nın kafa kola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde de yazıyor. Kimlere televizyon kurdurdukları bile orada yazıyor. Bunun üzerine tabii Uğur Dündar büyüğümüz, dürüst ve güvenilir araştırmacı, gazeteler niye bu mevzuda hiç bahsetmiyor diye sorunca Yılmaz Özdil bunu üzerine alındı, çok sinirlendi. Ki Yılmaz Özdil'e çok kol kanat germiş birisidir Uğur Dündar. Ayrıca başka bir gazeteciye daha çok kol kanat gerdi. Ama o gazeteci şimdi AKP saflarında. Efendim, Uğur Bey dedi ki sen nasıl olur da benim namusuma, şerefime ima yollu laf söylersin. Ayıp be, utan, yazıklar olsun. Sana yerin dibine gir. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım. Şimdi efendim bak böyle bir duruma geldi. Yılmaz Özdil tabii her zaman yine saygı duyduğunu ifade etti. Ama benim üzerinde durduğum konu düşünebiliyor musunuz? Bakın Sezgin Baran Korkmaz bir taraftan 12 tane gazeteciyi paralara boğuyor. İşte emniyet mensuplarına ifade edilen iddiaya göre. Kıymetli kol saatleri göndermiş, ziynet eşyaları göndermiş, zincirler göndermiş, bir takım emniyet mensuplarına göndermiş. Bütün bunların hepsini işte yargıda bilmem neleri konuk etmişler, onu yapmış, bunu yapmışlar. Bütün bu rezillikleri kenara koyuyorum. Ama muhalefet kanadında da bak şimdi nasıl fırtınalara yol açtı bu iş. Şimdi hiç kuşkusuz ki hem Sözcü Gazetesi'nin içinde tartışmalar olacak hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde tartışmalar olacak. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Adı Çağdaş Ulus gazeteci Karede'den kovuldu. Kovulma sebebi ne? Çünkü bazı CHP'li belediyeler bu Hadi ve Süleyman Özışık kardeşlere para vermişler bunlara. Sebebi odur budur. Ama Çağdaş Ulus anladığım kadarıyla kendi işte internet sayfası ya da sitesi her nesi varsa bu çocuğun orada önce yayınlamış. Karete bu kadar önemli bir haberi niye işte bizde yayınlamadı falan diye bunun işine son vermişler. O Karete'nin efendim kendi politikası, bakalım onunla ilgili de işte herhalde bir açıklamalar yapılır. Şunu söyleyeyim, son soru. Uyuşturucu ile ilgili bu baronlar kim? Bunların bize bir yanıtını verin. Soru şu. Türkiye'de İslamcı bir rejim kurma konusunda talepte bulunanlar kardeşim kimler ve bu cumhuriyetin temelleriyle gerçekten siyasal iktidar uğruna sarsmaya uğraşan, kazma vurmaya uğraşanlar kimler? O kadar çok soru var ki ne söyleyeyim? Söyleyeceğim hiçbir nokta yok. Tekrar söylüyorum, halklar layık olduklarıyla yönetilirler. Nokta.